Artık döngülerle alakalı pek çok örnek yapmaya başlayalım. Şimdi yapacağımız örnek ne olsun? Klavye'den girilen 10 adet sayıyı toplayan, klasikleşmiş bir örnek. Klavye'den girilen 10 adet sayıyı toplayan bir program yapacağız for döngüsü ile. For döngüsü kullanarak yapacağız. Klavye'den girmekten bahsettim. Ne yazmam gerekiyor? Tabii ki de scanner. Ardından benim bu toplam sonucunu biriktirebileceğim bir değişkene ihtiyacım var. 10 tane sayı gelecek. 10 tane sayıyı da bu değişkenin içerisinde toplayarak biriktireceğim. O yüzden bellekte bir alan oluşturacağım arkadaşlar. Tam sayıların geleceğini varsaydığım için integer diyorum. Bunun ismini de toplam dedim. Eşittir. Bu değeri sıfırdan başlatalım. Yani toplam değeri şu anda sıfır. Eğer şöyle bir şey yapsaydım ben toplam deseydim bu şu anlama gelirdi. Tamam ben seni oluşturdum bellekte senin bir yerin var ama içim boş. Şu anda senin değerin hiçbir şey yok. İlerleyen zamanlarda gelip ben bu değere işte toplam eşittir toplam artı 5 dediğim zaman program hata çıkartacaktır. Yokluğun içerisinde 5 değerini ben nasıl ekleyebilirim? Yok olan ya orada bir sayı yok ben ona nasıl 5 sayısını ekleyeceğim ki gibi bir sonuç döndürebilir biz arkadaşlar. Hatta döndürecektir. O yüzden Toplam eşittir 0 diyorum. Peki şimdi ne yapmam lazım? Kullanıcıdan veri almaktan bahsediyoruz değil mi? Assault deyip sayı giriniz diyeceğim. 2 nokta üst üste gelip işte int sayı eşittir. Bunu demem gerekiyor değil mi? Ama bunu 10 kere demem gerekiyor. 10 kere gelip ben bunu mu yazacağım? Hayır. Bunu for döngüsü içerisinde yapacağım. Şu ifadeyi kopyaladım arkadaşlar. Şimdi for döngüsünü açma vakti geldi. For diyorum. Parantezlerimi açtım. Bu for nereden başlayacak? Sıfırdan başlayacak. 10'a kadar gidecek. Yani tabi marjinal, marjinal olmak istiyorsanız ondan başlasın 20'ye kadar gitsin. Gene 10 tane saymış olacak. Ama sıfırdan başlar 10'a kadar gider. Klasikleşmiş e, for yapısı budur. O yüzden biz de döngümüzü sıfırdan başlatıp 10'a kadar götüreceğiz. Bir döngü değişkenimize ihtiyacımız vardı. Sayaca ihtiyacımız vardı. Int diyorduk. Ve buna klasikleşmiş alış, alışılmış bir e, yöntem olduğu için i ismini veriyorduk. Eşittir 0. Sıfır. Sıfırdan başlattık. Noktalı virgülümü koydum. Ardından benim koşulumu belirlemem gerekiyordu. Koşulum ne? i sayısının 10'dan küçük olması. i sayısı eğer 10'dan büyükse olmaz, giremez. i sayısı 10'dan küçük olmalı. O yüzden i küçüktür 10. Yine noktalı virgül koydum. Peki i'yi ben kaçar kaçar arttıracağım? i'yi birer birer arttıracağım için i artı artı yazdım. Süslü parantezlerimi açtım. İçerisine her zamanki yaptığım işlemi bir sayı giriniz. Yani sayı giriniz ve integer sayı eşittir input nokta next int dedim arkadaşlar. Şu anda 10 defa klavye dinledim. 10 defa sayı gelecek. Bakalım görelim. Sayı giriniz 4, sayı giriniz 5, işte 4 tekrar, sayı giriniz 5, sayı giriniz 6, karışık karışık 10 kere bu böyle yazacağım. Ne oldu? 10 kere yazdım sonuçları. Program kapandı. Bitti. Çünkü herhangi bir işlem yapmadım. Sadece 10 kere klavyeyi dinledim. 10 kere sayı giriniz yazdırdım. Ve 10 kere klavyeyi dinleyip sayı değişkenin içerisine attım. Şimdi bunları benim toplamam gerekiyor. Bu gelen klavyeden gelen sayıları bir toplam değişkeninde biriktirmem gerekiyor. Toplayarak ilerlemem gerekiyor. Nasıl yapabilirim bunu? Yukarıda bir toplam değişkeni oluşturmuştuk. Sıfır demiştik buna altını çiziyor bakın kullanılmadı diyor. Kullanmak için toplam operatörleri kullanırım, kullanalım. Artı eşittir sayı. Input nesnesinden dinlediğim değeri sayıya at. Sayı değerini ise toplam değerine ekle. Toplam değerine ekle. Toplam değerini ekle. Ve sonuç olarak döngü ona geldiği zaman bitecek. Bu toplam biz toplam değeri döndürmüş olacak. Yani toplamda birikmiş olacak. 10 kez gelecek. İşte sayı giriniz. Ben girdim 5. Beş. 5'i geldi. Toplamın içerisine attı. Toplam 0'dı. Yeni değer 5 oldu. Ardından tekrar gelecek. Sayı giriniz. İşte tekrar 5 girsin diyelim. Burası 5'ti. 5 beş girdi. İşte 5 ile 5 topladı 10 On yaptı. Onu tekrar buraya atadı. Çünkü burası ne işaretiydi? Topla ve ata işaretiydi. Böyle böyle toplayı toplaya bana sonuçta bir toplam değeri oluşturacak. Yani bunların hepsini toplayacak gün bitecek sonra. 10 iyi değerim. 10 olduğu zaman bitecek. Bittiğinde ne yapmam lazım? Kullanıcıya yazdırmam lazım. O toplam değeri kaç? Yani girdiği 10 tane sayının toplam değerini kullanıcının da bilmesine hakkı var. Bilmeye hakkı var. O yüzden asout diyorum. Değişkeni yazdırıyorum. Hatta süslü bir görüntü olması için şuraya toplam deyip bunları öğrenmiştik. Birleştirme işaretimizle de toplam değişkenimizi yazdırabiliyorum. Şimdi görelim. 4, 5, karışık sayılar gireceğim. ve gördüğünüz gibi toplam sonucunu ekrana yazdırdı. Niye bu kadar büyük çıktı? Çünkü ben burada 64 yazdırmışım. Ha unutmadan burada döngülerde arkadaşlar tek 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 hani tekrar tekrar bellekte bir yer yer oluşturuyor fark ettiğiniz gibi. Benden önce fark etmişsinizdir muhakkak. Eminim bellekte tekrar tekrar yer oluşturmak bizim programımıza büyük yük bindiriyor. O yüzden bunu döngünün dışarısında tanımlayabiliriz. Deriz ki int sayı virgül. Niye buna int eşittir sıfır demedim? Gerek yok. Çünkü dedim ki ben senin değerini sonradan vereceğim dedim. Ve değerini de verdim. Buradaki int'i silebilirim. Bu şekilde program daha etkin çalışacaktır. Bir şey daha yapalım. Şimdi bizim bir i değişkenimiz var. Bu i değişkeni devamlı artıyor. İşte 1 oluyor, 2 oluyor, 3 oluyor, 4 oluyor. Yani i kutusunun içerisinde habire değerler artarak gidiyor. Biz bu i değerlerini göremez miyiz? Görürüz. Çok net bir şekilde görürüz. Şöyle yapabilir miyiz mesela? Birinci sayıyı giriniz, ikinci sayıyı giriniz, üçüncü sayıyı giriniz, dördüncü sayıyı giriniz, beşinci sayıyı giriniz. Böyle böyle artı artı acaba götürebilir miyiz? Çok rahat bir şekilde götürürüz arkadaşlar. Aynı burada kullandığım değişken yazdırma ifadesi gibi. Ben şimdi i değişkenimi yazdıracağım. Buraya i diyorum, artı koyuyorum. Çünkü tırnaklar i'nin sağında kalıyor. Eğer solunda kalsaydı i'nin soluna artı koyacaktım aynı burada olduğu gibi. Şimdi şuraya bir nokta koyayım güzel bir görüntü olsun. Hani inci işaretini eklemek için. Bakalım. Ne dedi bana? Sıfırıncı sayıya giriniz. Niye burada sıfırıncı sayıya giriniz diye bir şey yazdırdı? Ve burada da dokuzuncu sayıya giriniz diye yazdırdı. Yani onuncu sayıya giriniz demedi. Bu sorunu nasıl aşabilirim? İki yöntemle aşabilirim arkadaşlar. Ya gelip döngümde, döngümü birden başlatacağım ve bunu da dahil edeceğim eşittir işaretiyle. Ya da illa yok ben dahil etmeyeceğim diyorsanız bunu 11'e götüreceğim. Öyle de yapabiliriz. Oynayabiliriz. İstediğiniz kadar yöntem var. O kadar çok yöntem var ki. Ama tabii ki de mantıklı olanı budur. Ya da şöyle bir şey izleyebiliriz. Ya da şöyle bir şey izlenebilir. Şöyle parantez içerisinde arkadaşlar. I artı 1 yazarım. Tamam, i sıfırdan başlamış, ama i artı biri yazdır bana demiş olurum ben burada. Sistem nokta out print elen sıfır artı biri yazdır, şu parantez içerisinde. Ardından, nci sayıyı giriniz yazdır. Bu da kurtaracaktır. Bakın, birinci sayıyı giriniz yazdırdı. Çünkü burası sıfırdı, artı bir ekledi, burayı yazdırdı. Bu parantez içerisinde yazdırdı, birinci sayıyı giriniz dedi. Bakalım. Gördüğünüz gibi 10. sayıyı giriniz. Çünkü burası 9'du. 1 ekledi. 10 etti. Bu parantezin içerisinde bir değişken gibi davrandı buna. Parantezin içerisindekini yazdırdı. Nokta birleştirme işareti sayesinde inci sayıyı giriniz dedi. Hangi yöntemi izleyeceğiniz size kalmış. Sizin yoğurt yiyişinize kalmış arkadaşlar. Bir sonraki videoda farklı bir örnekte tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.